Herkese merhaba. Bugün yaprak porselenle alakalı tüm merak edilenleri diş hekimi Doktor Aylin Adanur birlikte konuşacağız. Halk arasında yaprak porselen olarak bilinen şey diş hekimliğinde laminate kron olarak geçer, lamine porselen olarak geçer. E, lamine porselen dişin daha çok ön dişler yani 5 numaralı dişlere kadar yapılan bir protezdir. Dişin sadece ön yüzeyiyle çiğneme yüzeyinin bir kısmını kaplayan bir işlemdir. Çürüklü dişlerde veya çok dolgulu dişlerde tercih ettiğimiz veya diastemalı, yani aralarında boşluk bulunan dişlerde, seyrek dişli hastalarda tercih ettiğimiz bir tedavi yöntemidir. Yaprak porseleninde e, ne gibi maddeler kullanılıyor? Seramik esaslı e, maddeler kullanılıyor. Dayanıklı, estetik protez e, kronlarda uygulanan işlemlerin aynısı uygulanıyor. Simante kısmında yani birleştirme, yapıştırma kısmında farklılık gösteriyor. Diş hekimi Doktor Aylin Adanur lamina tedavisinin diş sıkma problemi olan hastalarda uygulanamayacağını belirtiyor. Madde kaybı çok olan hastalarda uygulanmaz. Diyasteması o ara dişler arasındaki boşlukların çok fazla olduğu hastalarda yine uygulanamaz. Ama en büyük uygulanamama durumu bruxizmli yani diş sıkması olan hastalar. Diş sıkması olan hastalarda yaprak porselen uygulandığında ee, bası sonucunda yaprak porselen çatlıyor mu ya da kırılıyor mu? Ön yüzeyi ve e, yanlarda bir kısmı kapladığı için e, sıkma esnasında veya işte o diş gıcırdatma esnasında yaprak porselen atar. İşlem sürekli başa döner. E, başarısızlıkla sonuçlanır. Yaprak porselen yaptırmak isteyenlere önerileriniz nelerdir? Hekimlerimize gidip e, yaprak porselen istediklerinde e, hekimlerimizin sonucu bütünüyle değerlendirmesine izin verelim. Uygun olup olmadığı kararını yine hekimlerimize bırakalım. Herkese sağlıklı görüşler diliyorum. Soru ve görüşleriniz için aşağıdaki mail adresinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.